Amk kısa bir ara vermiştik. Devam ediyoruz. E, gazeteci İsmail Saymaz'dan tok açıklaması var. Peki gazeteci İsmail Saymaz tok için böyle söylüyor. Eleştirisi, yorumu bu şekilde. Çok enteresan bir durum diyor. Mesut hocam ne diyorsunuz? Tok eleştirisi. Yani arkadaşımız gazetecilik fakültesi nasıl bitirmiş ben anlamıyorum yani. Şimdi sanayi devrimi diye bir şey değil mi hocam? Mecbur okutulmuyor mu üniversitelerde? <laughs> Benim bildiğim öyle değil mi? Tabii canım. Dünyada üç tane motor devir, var. Devir devir okuturuz yani. Hatta tekerlerin buluşundan Evet. Sonra buharlı makinalardan evet. makinanın Siz Nereye diyor. bağlayacaksınız? Bir buhar makinesi kömürle çalışıyor. Öyle evet. mi hocam? İnsanlar az önce söylediğim Okyanusu alıp bir şekilde Osmanlı'ya meydan okular. Buhar makinesi. Dünyayı var. değiştiren olaylar mı? Evet. Ve e, tabii bu kömürle beraber aynı zamanda beslemer çevirgeninde insanlar bakırı ve çeliği eritip bir şekilde çelik rayları ve lokomotifi yaptılar. Yani dünyada küreselleşme böyle başladı. İkinci buluş, dünyadaki piston motorlu, benzin motorlu araçlar. Bunu kim yaptı? Amerikalılar yaptı. Ve bunu yapan da Ford diye bir adam. Çok basit. Yani bugün bildiğimiz Ford arabası, al bir Ford, sen de ol Şunu dedi, Amerika çok büyük bir ülke ve gidemediğin yer senin değildir sloganıyla. Her Amerika'da bir araba verir. T motor dediğimiz çok basit bir tekerleğin üzerine bir benzin motor koydular ve Amerikalılar otomotiv sanayinde Japonlar devreye girince kadar dünya lideri oldular. Yaptıkları arabalar hatta Japonlar otomotivde robotik sistemi geçtiğinde hayır dediler ya olur mu bu Japonlar araba yapmayı bilmiyorlar. Araba çekişte elle yapılır dediler. Japonlar Amerikalıları geçti. Şimdi kıymetli arkadaşımıza ben sanayi devrimini okumasını tavsiye ediyorum. Az önce hoca ne dedi? Dünya değişiyor. Biraz sonra anlatacağız. Dünya artık yeni bir buluş elektrikli motorlara geçmiştir. Siz de geri kalmıyorsunuz. Ha, şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu bu bütün bu devrimlerle beraber otomotiv sanayinde de bir devrimdir. Neden? Artık geleceğin pili titanyum ve diğer e, pillerle beraber elektrikli otomobildir. Yani çağ bundan böyle elektrikli otomobil, elektrikli gemilere geçildi ve robotik sistemlerle donatılmıştır. Yapay zekayla ve içerisindeki enstrümanları da bu şekilde. Mercedes buna geçti, BMW buna geçti. Ve hatta ve hatta hoca az önce söyledi ya Çinli artık zenginler Mercedes almıyorlar. Ne alıyorlar? Çin malı arabalar alıyor. Çünkü Çin bir şekilde elektrikli araçlarda Amerika'yı ve Avrupa'yı geçmiş durumda. Şimdi Türkiye burada Çin ve diğer devletlerle Sayın Onur Bey'in dediği gibi onların know beraber bir model yaptı. Tok, Türk malı araba. Helal olsun. Bakın şimdi onunla düğün arabası yaptılar bugün. Onunla pek çok devlet başkanı makam arabası yaptı. Bu araba o koca kafaların anlamadığı Türk'ün devrimidir. Otomotiv ve ulaştırmada Türk markasıdır. Ay ve yıldızdır. Bununla iftar etmemiz gerekiyor. Bunda çalışan mühendisleri, bunu yapan arkadaşlarımızı, tasarımını yapanlar bileği alnı öpülecek vatan evlatlarıdır. Dolayısıyla bu devrimi anlayamayanlar, çağı anlayamayanlardır. Neden? Biraz sonra göreceğiz. Dünyada elektrik üretimi ve tüketimi %400 oranında artıyor. Bütün dünyanın her tarafında artık benzin istasyonu değil, elektrik istasyonları olacak. Az önce söylediğim gibi enerjide kim daha ucuz enerji üretebilirse ve enerjiyi elektriği iyi kullanırsa o olacaktır. Biliyorsunuz alternatif e e e akımı bulan e Nikola Tesla kim? Sırp. Ama az önce söylediğim Westinghouse ne yapıyor? Çalıyor ondan şeyi, öldürüyorlar da elinden alternatif e akım olup elektrik motorunu yapıyorlar Amerika dünyaya akım oldu. Söylediği şey şu. Akımı yöneten Dünyayı yönetir. Bugün de söylüyorum. Elektrik ve yapay zekayı yönetenler dünyayı yönetecektir. Bugün bayrakların yapmış olduğu yapay zekadır. Kızıl elma yapay zekadır. 1 Mayıs'ta kaldıracağız da ayağı, Türk kartalı, Anadolu kartalı yapay zekayla yönetiliyor. Yani pilot bayıldı, G7 otomatik olarak uçak kendisinden çıkacak. Helikopterlerimiz yapay zekayla. Bakın anlattığım SIDA dediğimiz denizde giden taarruz gemilerini yaptık. Robot insan zekasıyla yapılı Kim? elektrikle çalışıyor. Karara giden tank yaptık. Ne? Elektrik motoruyla çalışıyor. Bu bir devrim ve bu devrimi Türkiye yakaladı. Bununla iftar etmek lazım. A, B, hükümet değil. Bu bir milli dava efendim. Dolayısıyla burada milleti kandırmanın alemi yok. Niye alkışlamıyoruz arkadaşlar bunu yapanları ya? Niye bir Türk arabası Almanya'da geziyor ve Türk çocukları buna biniyorlar? Bakın ben şöyle söyleyeyim hocam. Macaristan'a göreve gittim. Türk ordusu beni bir ile gönderdi ve Macar geldi bana dedi ki... Bizden dedi İkarus almayacak mısınız dedi. Hepimiz hatırlarız. İkarus otobüsler. İzmir, İstanbul, Ankara belediyelerinde bunlar kullanılıyordu. Rusya'da bunu kullanıyordu. Ne Macar malı otobüsler öyle mi? Çok fazla karbondioksit var. Ama buradaki asıl mesele bir çevre güvenliği ile ilgili. Neden? Karbondioksit emisyonu kotasını düşürüyor Türkiye'nin. İki, temiz enerji. Üç, yenilebilir enerjiyi kullanıyor. Yani ne demek istiyorum? Bugün gelecekte gemiler, hatta uçaklar, hepsi uydular, bu sistemi kullanacaklar. Ve Türkiye'de bunun bitmeyen maddesi var. Ne? Bor ve toryumda Türkiye, borda dünyada birincisi, titanyumda da dünyada ilk onda şimdi böyle bir şeyle iftihar etmek varken, Türkiye'nin burada pil fabrikası kurmuşken, bir Aspilsan az önce bahsettim, bunlar kurmuşken, bunlar AK Parti başka parti değil, bu bir bildiği dava. Peki. Bugün herkesin koyduğun üzerine bir şekilde devlet aklı, 100 yılda biz buraya bir noktada gelmedik. Şimdi CNN bir noktada mı geldi buraya? Herkes, bir, bir Mehmet Ali Brandt buraya bir marka koydu. Öyle mi? Sizler onları devam ettiriyorsunuz. Bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler Türkiye'yi daha güzel götürecek ve ihtar edecekler. Bir daha söylüyorum. Çalışın siz de Türk olun. Ve Türk dokumu gibi bütün sattıklarımız tok da satılacak. Başka markalar da olacak. Ve rekabet kaliteyi getirecektir. Türkiye bir dünya markasıdır. Kabul edin etmeyin. Koca kafalara duyurulur. Peki Onur Bey. Şimdi getirmişler arabayı bakanlarla Anadolu'ya gönderiyorlar. Arabayı şehrin merkezine çekmişler aynasını tutan mı dersin lastiğini kavrayan mı seçim propagandası yapacaksınız diye milleti bu hale düşürmeye ne hakkınız var? Ne diyorsunuz bu eleştiriye? Yani şöyle saymaz ciddi bir gazeteci. Hı hı. Ondan sonra mutlaka aynı, şu anda bağlansa kendini en iyi şekilde ifade edecektir. Ben Tok için kendi görüşlerimi ifade edebilirim ancak. Yani Tok değerli bir marka, Türk markası. En önemlisi yazılım kendimize ait. Yani mutlaka işte şöyle eleştiriler geliyordu ki yanlış eleştiri. İşte başka başka ülkelerin teknolojilerinden yararlanmak ya da işbirliği yapmayı onu sanki yerli değilmiş gibi yansıtıyorlar. Hayır değil. Önemli olan burada yazılım bize ait bu teknolojide. Bu önemli. İkincisi Türkiye bir sürü sanayi devrimini kaçırdı. 1 iki 3 kaçırdı. İşte bu aslında tok bu özellikle yazılım üzerine çalışan teknolojiler. Bu bildiğim sıradan otomobiller değil bunlar. Yani nasıl cep telefonlarımız vardı, tuşlu telefonlarımız vardı. Sonra bir anda böyle işte isim vermiyorum. işte o ekran kaydırmalı telefonlar geldi. Bambaşka bir modele geçtik. Bunlar o ekran kaydırmalı telefonların araç modeli. Dünyada da yavaş yavaş bu işler şeye gelmeye başladı. Yani kıvamına gelmeye başladı. Türkiye'de bana kalırsa burada iyi bir hamle yaptı. Şunu söylemek lazım tabii. Buradaki çalışan mühendislerimiz böyle sıfırdan sokaktan falan gelmediler. Yani gerçekten de böyle traktöre falan binen çocuklar değildi bunlar. Hani bir kısmı da benim arkadaşım böyle gururla söyleyebilirim. Ee, bu insanlar daha önce Türkiye'de üretimi yapılan yerli otomobil belki milli olmayabilir yazılımı bize ait değil. Ama Türkiye'de üretilen otomobil şirketlerinde çalışan aslan gibi gencecik adamlar bunlar. Oradan almış oldukları şey deneyimlerle Burada yeni bir şeyler yaratıldı. Elbette ki yabancı memleketlerdeki diğer mühendislerde bir alışveriş olduğu, dizayn konusunda vesaire konusunda, pil konusunda ama bu onun hani vizyon olarak bir Türk projesi olduğu hakikatini değiştirmiyor. Bu anlamda bunu desteklemek lazım. Ve ben bunu yani TOK projesini ya TOK gilleri diyeyim. Yani bunu Baykar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Baykar'ın ürettiği İHA ve SİHA'lar için de söyleyebilirim. Ya da diğer milli savunma sanayine ilişkin bir şey. Ya da inşallah bugün olmayan yarın olacak başka güzel şeyler için de söyleyebilirim. Uzay, uzay çalışmaları için de söyleyebilirim. Bunlar milli meseleler benim gözümde. Yani bunlar Türkiye bu tip katma değeri üreten şirketlerini ne kadar arttırabilirse o kadar değerlidir bunlar. Bu şirketi yani hükümetlerin de bunları desteklemesi lazım. Ben bu anlamda bazen şu da var işte hükümetin bu kadar kredi vermesi yanlış mıdır? Hayır yanlış falan değildir. Hangi hükümet gelirse gelsin bu tip özellikle yeni sanayi devrimini yakalayan teknolojik şirketlere destek vermek durumunda. Burada belki şu eleştiriye katılabilirim tabii ki. Şimdi her yapan hükümet elbette ki marifet iltifata tabi. Hani son 25 yıldır da tek bir hükümet var. Burada TOK projesinde de ben Sayın Erdoğan'ın ya da işte AK Parti hükümetine bu arada müteşekkirim. Yani bu, 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 bu anlamda söylüyorum. Ama belki şu eleştirilebilir. Yani eğer bu işi sadece bir AK Parti ile sınırla, sınırlarsanız, bu işi bir Türk mühendislerinin başarısına ya da Türkiye'deki devlet aklını ikinci plana atarsanız, bu noktada şu olacaktır. Bu kıtıplaşmış düzende birileri tok aşığı olacaktır, bir kısmı tok karşıtı olacaktır. Bunu yaratmamak lazım. Bunu bir seçim malzemesine bu anlamda süfli bir şekilde kullanmamak lazım. Ama şunu kabul ediyorum ve takdir de ediyorum, bir şey söyleyemem, bu vizyonu, Ondan sonra kim kurmuşsa elbette ki bununla övünür. Diğer siyasi partiler de bu vizyon iyidir ama biz daha iyisini yapacağız diye başka bir vizyonla Türk halkının karşısına çıkarlar. Peki. Benim bakışım.